Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Yepyeni bir konuyla, yepyeni bir konuyla <laughs> konuyu anlatmak bir türlü nasip olmadı arkadaşlar bize. Allah'ım ya Rabbim, sürekli müfredattan kalktı, sürekli müfredattan kalktı. Bir türlü nasip olmadı bu konuyu anlatmak. Şimdi anlatacağız inşallah. çemberin analitik incelemesi AYT'de bir soru yapıştırıp geçeceğiz. 4 tane videodan oluşuyor arkadaşlar. 4 dersten oluşuyor. 50 küsür tane soru çözeceğiz, konu anlatacağız, her şeyi yapacağız. Herkes bu konuyu zor zannediyor ama zor mor değil arkadaşlar gerçekten. Analitik geometri anladıysan, analitik düzlemde düşünmeyi biliyorsan hikayeden bir konu. Traş içinden geçeceğiz şimdi. Evet, mor canımızın sonuna sonuna doğru geliyoruz artık. 315. sayfamızdayız arkadaşlar. Çemberin analitiğini bitirdikten sonra neyimiz var? Dönüşümler geometrisi var. Dönüşümler geometrisi zaten anlatmıştık arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Yeniden anlatabiliriz. Duruma göre bakacağız. Ama çemberin analitiği bizim için önemli bir konudur. Baş tacı bir konudur. Hemen dinleyeceksin, sorularını çözeceksin, yapıştırıp geçeceksin. Korkmak yok. Yüzler gülsün, motivasyon yüksek olsun. Geometri bizim kalemiz olsun. Haydi gel bakalım çemberin analitiği. Şimdi çemberin analitiğini başlamadan önce bazı şeyler hatırlayalım. Çemberin tanımı neydi hatırlıyor musun? Çemberin tanımını bilen bu konudan soru kaçırmaz. Aha <laughs> büyük konuştu Selim Hoca. Şimdi çember nedir arkadaşlar? Bir kere çemberin tanımı da önemli. Düzlemde sabit bir noktaya olan uzaklıkları eşit olan noktalar kümesine çember diyorduk. Şimdi arkadaşlar bizim sabit noktamız neresiydi? Merkez. İşte merkezden bir yere uzaklıklardan bahsediyorduk. Şimdi eşit uzaklıklardan bahsediyorduk. İşte bu eşit uzaklıkların oluşturduğu kümeye ne diyorduk? Çember. Şimdi biz çemberi normal geometrinin içerisinde gördük, değil mi? Şimdi çemberi analitik düzlemde göreceğiz. O zaman bütün çalışacağımız şeyi çıkarıyorum şu anda. Bu arada birazcık yamuk oldu ama aha işte çember. Şimdi eşit uzaklıktaki noktaların neyidir dedik? Şöyle kümesine nedir dedik? Çember. Şimdi çemberin analitiğini şuradaki bak şu çemberin standart denklemi dediğimizi iyi öğrenen bundan sonrası çok kolay olacak. Şimdi arkadaşlar analitik düzlemde çalışacaksak çemberin tanımını bir yapmamız lazım. Şimdi çemberin merkezine Silim şuraya düzgünce bir çember çizeyim ya. Ne? Ne? Şimdi şuraya güzelce bir çember çizelim. Şöyle mavi rengimizde bir çember çizelim. Şimdi çemberin merkezine A ya B diyelim tamam mı? Merkezimiz sabit bir noktadır değil mi? A ya B. Ama üzerindeki noktalar nedir? Değişkendir. Ama merkezin buna olan uzaklığı da, buna olan uzaklığı da, buna olan uzaklığı da hepsi birbirlerine eşittir. Ne kadardır? R. Şimdi işte çemberin denklemini yazacağız koordinat düzleminde. Neymiş arkadaşlar? Bir noktaya eşit uzaklıktaki olan noktalar kümesi. O zaman çemberin üzerindeki değişken noktalara isim verelim. Mesela P noktası diyelim buraya. X'e Y. Niye X'e Y diyorum? Değişiyor çünkü. X'leri yani buradaki nokta değiştikçe koordinat düzleminde bakın. Buradaki nokta değiştikçe koordinat düzleminde X'i Y'si ne yapıyor? Değişiyor. O yüzden bir bilinmeyenli olarak yazdım orayı. Şimdi ne diyordu bana? Bu noktanın merkezi olan uzaklığı R'yi verecek. İşte iki nokta arası uzaklık formülü yapıyorum şimdi. O zaman P, X'e Y noktasının M, A'ya B noktasına olan uzaklığı. X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesinin karekökü eşittir çemberin yarıçapı. İşte çemberin denklemini oluşturduk. Aslında çember denklemi denilen şey iki nokta arası uzaklık formülüymüş. Noktalardan bir tanesi neresi? Merkez. Diğeri bilmiyorum sonsuz tane var bunlardan. Ne noktaları? x e, Y değişken. O zaman x e, Y noktasının A'ya B noktasının olan uzaklığını bulduğunda R'yi buluyorsun. Sadece sorularda karşımıza çıktığında her iki tarafın karesi alınmış olarak karşımıza çıkacak. Neymiş o zaman? X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare. İşte bu çember denklemidir. Bizim karşımıza böyle bir şeyler gelecek. Biz çember olduğunu anlayacağız. Tamam mı? X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi R kare. İşte böyle bir şey karşımıza çıkacak bizim. Tamam mı? Biz şimdi çemberden denkleme gittik ama sorularda genellikle denklemden çembere götürecek. Bilgiyi alacak. Şimdi arkadaşlar burayı sıfır yapan değer nedir? A bak. Burayı sıfır yapan değer A. Burayı sıfır yapan değer ne? Y'yi sıfır yapan değer ne? B. İşte çemberin merkezini veriyor burası. A ya B çemberin merkezi. Bak şurada R kare yazıyor ya. R de çemberin neyi? yarıçapı. Böyle bir şey. Mesela verdi dedi ki bizim karşımıza şöyle bir şey çıktı. X artı 3'ün karesi artı Y eksi 10'un karesi eşittir. işte 25 dedi. Hemen bilgiyi çıkaracağım. Çemberin merkezinde bulacağım. Yarı çapında. Burayı sıfır yapan değeri söyle bana. Eksi 3. O zaman merkezin apsisi eksi 3. Burayı sıfır yapan değeri söyle 10. O zaman merkezim eksi 3'e 10. Bak burası re kareydi. Re kare 25 ise çemberin yarı çapı kaçtır? 5'tir. Bitti. Hadi gel şimdi üstünden geçelim. Sabit noktaya çemberin merkezi. Noktaların merkezi olan uzaklığı neyse çemberin yarı çapı denir. Bilindik bir tanım. Bak P'ye e, Y noktasının M(a,b) B noktasının olan uzaklığını iki nokta arası uzaklık formülünden hesapladım. Çember denklemi karşımda. Anladın mı? Böyle bir şey karşımıza geldiğinde merkezini ve yarıçapını hemen yazacağız. Şimdi merkezil çember. Biz merkezil çemberse merkezi neresi arkadaşlar? Bakın merkezi sıfıra sıfır olan çember. O zaman üstündeki X'e Y noktasının sıfıra sıfıra uzaklığını hesapla. X eksi sıfırın karesi artı y eksi sıfırın karesi eşittir r kare. Bilindik bir şey mi? Birim çemberin yarı çapı değişik olana. Bir olursa birim çember olur. Bak ne oldu? X kare artı y kare eşittir r kare. Yani böyle bir şey karşımıza çıkınca merkezi neresiymiş? Sıfıra 0, 0 yarı çapı da r'ymiş. Tamam mı? Anlaşıldı. Haydi gel devam edelim o zaman. Hadi. Şimdi örnekler. Merkezi 1'e eksi 4 ve yarı çapı 3 köküç olan çemberin denklemi nedir? Mantığını anlayarak yapalım hadi. Aldım. Merkezimiz ne? 1'e eksi 4. Üstündeki noktayı bilmiyorum. A noktası dedim. X'e Y. Aralarındaki uzaklık kaç birimmiş? 3 kare köküç. Önce mantığını verelim sonra formülü de yerleştiririz. Ne yapıyordum? 2 nokta arası uzaklık. X eksi 1'in karesi. X eksi 1'in karesi artı y eksi eksi 4. Dikkat et. Y, e hadi yazayım. Y eksi eksi 4'ün karesinin kare kökü neye eşittir arkadaşlar? Aralarındaki uzaklığa 3 kare kökü eşittir. Sadece her iki tarafın karesini alınca x eksi 1'in karesi artı y artı 4'ün karesi. Bunun karesini aldığım zaman 27 denklemi karşımda. Ama her seferinde bunu çizmek zorunda değilsin. Hemen merkezi böyle dediyse arkadaşlar ne yapacağım? Bak x eksi absisin karesi artı y eksi ordinatın karesi yani artıya dönüştü eşittir yarıçapın karesi 27. İşaretle geç. Haydi gel bakalım. İkinci sorumuz. Analitik düzlemde eksi 2'ye 3 noktasına 4 birim uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri nedir diyor. Arkadaşlar çember olduğunu söylememiş. Tanımı sen yap bak. Merkezin A neresi? Eksi 2 3. Bak merkez demeyelim şu anda. Diyor ki eksi 2 3 noktasına 4 birim uzaklıkta bulunan noktalar diyor. Buna 4 birim uzaklıkta bir nokta yoktur. Sonsuz nokta vardır. O zaman senden istenilen şey işte bu sonsuz noktaların geometrik yerinin denklemi. O zaman bunlardan bir tanesine x'e y diyorum. Değişken değişiyor. x değiştikçe nokta değişiyor. y değiştikçe nokta değişiyor. İşte bunun buna uzaklığı aslında çemberin denklemini istiyor. Hadi hızlıca yapalım şimdi o zaman. Bak x'e y. x eksi absisim. x eksi eksi 2'den artı 2'ye dönüştü. Karesi artı. y eksi y'si. 3'ün karesi eşittir yarıçapın karesi. 16. X artı 2'nin karesi artı. Y eksi 3'ün karesi eşittir 16. Nerede var? X artı 2, Y eksi 3, C. İkinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkımızdı. Birinci sorumuzun doğru cevabı neydi? A şıkkımızdı. Geçtik. Analitik düzlemde çemberinin grafiğini çiziniz. Tamam çizelim. Önce merkezi söyle bana hadi. Merkez. Bak burayı sıfır yapan değer. X artı 3 eşittir sıfır. Merkezimin apsisi eksi 3. Burayı 0 yapan değer y eksi 4 eşittir 0 4. Merkezimiz eksi 3'e 4. Yarıçapımız bak burası r karedir ha r değil. R kaç o zaman? 6. Hadi grafiğini bir çizelim. Şöyle aldım tamam mı? Ubuzun çizdim. Şunu da şöyle aldım. Tamam. Şimdi ne arkadaşlar? Apsisi şey merkezimizin apsisi Eksi -3. Ordinatını 4 aldım burada. Şimdi bak nokta nokta gidiyorum şöyle. Çıt aldım bunu. Çıt aldım bunu. Burası benim neyim? Merkezim. Şimdi bu merkezden 6 birim uzaklığa gideceğim. Şimdi bak şuradaki uzaklık aşağıdan dolayı şurası 3 birim olduğu için burası da kaç birimdir? 3 birimdir. Benim buradan 6 gitmem lazım. Hop 6 geldim buraya. 3 buradan, 3 buradan geldim. Şimdi 6 birim nereye gideceğim? yukarı gideceğim. 6 birim nereye gideceğim? Sola gideceğim. 6 birim de aşağıya gideceğim. Bakın şuradaki uzunluğum kaç? 4. O zaman 6 birim aşağı ineceksem x eksenin altına inecek. İşte bu noktaları birleştirdiğinizde şimdi şöyle çemberin denklemi karşıma çıktı. Ne yaptım arkadaşlar? Merkezi buldum. Merkezden 6 birim sağa gittim. Merkezden 6 birim yukarı gittim. Merkezden 6 birim sola gittim. Merkezden 6 birim aşağıya gittim. Buldum. Tamam mı? Biraz şekil kötü oldu ama idare edin. Hadi gel bakalım. Dördüncü sorumuz. Ne diyormuş? Analitik düzlemde diyor. Yeşil olan çemberin merkezi A'ya B yarı çapı R'dir diyor. Hemen bul. Burayı sıfır yapan değeri söyle bana. 2. Burayı sıfır yapan değeri söyle bana. 5. Merkezim karşımda. Merkezim 2'ye 5. Şurası neyi veriyordu bana? R kareyi. R kare 49 ise R dediğimiz kaçtır arkadaşlar? 7. A dediğimiz 2. B dediğimiz 5. R dediğimiz 7. 7. 9. 5'i gitti. 4. 4 sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olmuş oldu. Gel bakalım 5. Merkezi orjin olan ve 5'e eksi 2 noktasından geçen çemberin denklemi. Artık yavaş yavaş konunun içerisine girmeye başladık. Şimdi diyor ki bak merkezi diyor orijin olsun diyor. Burası orijin. Ve diyor 5'e eksi 2 noktasından geçsin. Yani x'in 5, y'nin eksi 2 olduğu yerden geçsin dedi. Aslında sana yarı çapı söyledi bak. Benim merkezim burası. Buradan geçiyorsa şu uzunluk benim neyimdir? yarı çapım. Çemberim de şöyle buradan da geçen bir çemberdir. O zaman arkadaşlar bakın benim şuradaki uzunluğum kaç birim? 5 birim. Şurası 2 birim. Pisagor bağıntısı yaparak neyi hesaplayacağım? Yarı çapı hesaplayacağım. R'nin karesi eşittir bakın şurası 5 şuradaki uzunluğum kaç 2 dik üçgenim burada R kare eşittir 5'in karesi artı 2'nin karesi R kare eşittir 29 o zaman R dediğimiz karekök 29 oldu. Merkezim neresi? Orjin. Merkezi orjin olan çemberlerin denklemleri x kare artı y kare eşittir r kareydi. Birim çember gibi. Birim çemberde r kare yerine 1 yazıyor sadece. O zaman x kare artı y kare eşittir r'nin karesi 29. Hop işaretledim. Tamam mı bak yarı çapı iyi kullan. Geçtiği noktayı verdiyse merkezi de verdiyse aralarındaki uzaklık yarı çapı verecek. Gel bakalım altı. Analitik düzlemde merkezi 1'e eksi 2 ve eksi 1'e 3 noktasından geçen çember diyor. Bir öncekinin bir farklısı. Diyor ki merkezimiz diyor 1'e eksi 2 x'in 1 y'nin eksi 2 olduğu yer benim merkezim diyor. Bak merkezimi aldım. Nereden geçiyormuş? x'in eksi 1 y'nin 3 olduğu yerden geçiyormuş. O zaman merkezi buraya birleştirdiğimde benim neyim ortaya çıkıyor? yarıçap Bitti. İki nokta arası uzaklık yaparak yarı çapı hesaplayabilirsiniz isterseniz. Noktalardan biri 1 eksi 2. Biri 1 1'e 3. İki nokta arası uzaklık yapıyorum. Y'ler farkı 3. Eksi 2'nin eksi karesi. Artı x'ler farkı eksi 1. Bir, eksi 1'in karesinin karekökü İşte bu benim yarı çapım verecek. Burası kaç yaptı? 5. Beş? 5'in karesi... 25. Burası eksi 2 yaptı karesi 4, karekökü 29. İşte benim merkezin burası, buradan geçiyor. Yani şöyle bir çember olacak arkadaşlar. Çemberin yarı çapı ne kadar birim? Karekök 29 birim. O zaman denklemini yazalım hadi. Merkezin 1'e eksi 2 idi. Ne diyorum o zaman? X eksi karesi artı y eksi eksi 2'nin karesinden y artı 2'nin karesi eşittir r kare. R dediğimiz karekök kök 29'du karesi 29 oldu. X eksi 1'in karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 29 bu. Yarı çapı bir şekilde daha hesaplayacağım şimdi. Analitik düzlemi iyi kullanmayı bilenler şurada yeşille yapayım. Dik üçgen oluşturarak da yarı çapı hemen hesaplayabilir arkadaşlar. Bakın şurası bir birim. Şurası da bir birim. Hop şöyle kırmızıyla yapayım. Burası kaç birim oldu komple? 2 birim. Şurası kaç birim? 3. Aşağıya doğru 2 birim var. O zaman burası kaç birim oldu? 5. Bakın dik üçgenden Pisagor bağıntısı yapıp yine karekök 29 olarak burayı bulursunuz. Tamam mı? Bak zor değil konu. Vallahi zor değil. Hadi gel bakalım. Yetti. Yetti de ne bakalım. Analitik düzlemde diyor. Eksi 4'e eksi 9 ve B 8'e 3 noktaları veriliyor. A, B'yi çap kabul eden. He. Şimdi benim A burası olsun. B burası olsun. A, B doğrusunu çap kabul edecekmiş. O zaman merkezin bunların tam neresindedir? Ortasındadır. Bak benim çemberim bu A noktasını ve B noktasını çap kabul ediyormuş arkadaşlar. O zaman merkezim tam bunların neresindedir? Ortasında. O zaman A noktası. 4'e eksi 9 tamam. B noktası 8'e 3. Hadi orta noktalarını bulalım şimdi. Merkez. Bunların tam neresinde? Ortasında. O zaman merkez A'ya B diyelim. A eşittir arkadaşlar? X'ler toplamlarının yarısı. Orta nokta noktanın analitindeki. Eksi 4 artı 8 bölü 2. 4 bölü 2'den 2 yaptı. Hemen B'ye hesaplayalım. Y'ler toplamlarının yarısı. Eksi 9 artı 3 bölü 2. Eksi 6 bölü 2. Eksi 3 yaptım. Merkezimi buldum. Merkezimiz neresiymiş? 2'ye eksi 3'müş. Tamam. Şimdi yarı çap lazım. İsterseniz şu iki arasındaki uzaklığı hesaplayıp direkt yarı çapı bulun. İsterseniz şunlar arasındaki uzaklığı bulup çapı bulup yarısını alın. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Hadi çapı bulalım bu sefer. 2R eşittir diyorum. Kare kök içerisinde. Kimler arasındaki uzaklığı yapacağım çapı bulacaksam arkadaşlar. Şu noktayla şu nokta arasında. Ne yapıyorum? Y'ler farkı 8. X'ler farkı önce. 8 eksi eksi 4'ün karesi artı y'ler farkı 9 3 eksi eksi 9'un karesi. 2r eşittir karekök içerisinde. Bakın burası 12 yaptı. 12'nin karesi. Burası da 12 yaptı. Buradan da 12'nin karesi geldi. O zaman burası ne yapıyor arkadaşlar? Bak hani e, ikiz kenar dik üçgen şartını sağladı. 12 kök 2 yapacak. Yani 288 yapacak. 288'i nasıl yazacağım? 12 çarpı bak. o 144 çarpı 2'dir burası. Kare kökün içerisinden 144 dışarı çıkar. 2R eşittir. 12 kare kök 2 yapar. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde R dediğimiz... 6 karekök 2'ye eşit oldu. Bitti. Ama isteyen bununla bunun arasındaki uzaklığı bulup direkt denklemi yazar. Hadi bitirelim şimdi. Merkezimi biliyorum. Denklemi yazıyorum şimdi. X eksi burası. 2'nin karesi. Artı Y eksi eksi 3. Eksi eksi 3 neye çevirdi? Artı 3'e. Y artı 3'ün karesi eşittir. R kare. R'nin ne olduğunu bulmuştuk. 6 kök 2 karesi 36 çarpı 2'den 72. X eksi 2'nin karesi artı Y artı 3'ün karesi eşittir 72. Hadi bakalım gel 8 gel 8. Analitik düzlemde merkezi eksi 1'e 2 olan ve X eşittir 3 doğrusuna teğet olan. Şimdi arkadaşlar analitik düzlemi çizeceğiz. yarıçapı zaten o, sor o soru sana gösterecek. Kolay soru korkma. Aldım koordinat düzlemini tamam. Merkezimiz neresiymiş? X'in eksi 1, Y'nin 2 olduğu yermiş. Hemen alalım merkezimize. Eksi 1'e 2. Şimdi x eşittir 3 doğrusuna teğetmiş. x eşittir 3 doğrusu şurada olsun çizdim. Bakın x'in 3 olduğu doğru. Şimdi öyle bir çember çizecekmişim ki buna teğetmiş. Bakın buna teğetse benim yarıçapım şurasıdır. Gördük mü? Yarı çapım kaç birim o zaman? 3 birim burada var, 1 bir birim burada var. Yarı çapım 4. Bakın, çemberin yarı çapı 4. Çünkü çember buna teğetmiş. Bakın merkezi burası, buna teğet olan şöyle kocaman bir çembermiş. Gördük mü? Bak merkezi burası. O zaman şu uzunluk siyahla da geçeyim üstünden. Şu uzunluk benim yarı çapım. Kaç orası? 1 burada var. Bakın 1 burada var. 3 burada var. Dik buradaki uzunluğum komple 4. O zaman merkezimi biliyorum. Merkezim eksi 1'e 2. Yarı çapım da 4. Hadi yaz bakalım. X eksi eksi 1'in karesi. Yani X artı 1'in karesi artı. Y eksi 2'nin karesi. Y eksi 2'nin karesi eşittir. Yarı çapımı 4 buldum. Karesi 16. X artı 1'in karesi artı. Y eksi 2'nin karesi eşittir 16. 8. sorumuzun doğru cevabı da. B şıkkımız olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Zor değil değil mi? Daha, i̇leride bir tık zorlaşacak ama böyle çok büyük zor bir şey yok korkma. Merkezi eksi ikiye bir olan ve doğrusuna teğet olan. Şimdi bunu koordinat düzleminde çizmeyeceğim. Şimdi bir merkezim var burada. Merkezin koordinatlarını söyle bana. Eksi ikiye bir diyor ki bu doğruya teğet olan diyor. Gözünde canlandır şimdi. Bu doğrum da şu olsun. Benim çemberim buna teğetmiş. O zaman çember teğetse şurası yarıçaptır. Yani bu noktanın bu doğruya olan dik uzaklığı benim yarıçapımdır. Bak. Çember şöyle bir çemberdir, değil mi? Tam bu noktada teğet böyle gidiyor. Şöyle büyükçe bir çemberdir. Bu çemberin yarıçapı R. Bu noktanın bu 5x Eksi 12 y eksi 4 ola eşittir sıfır doğrusun uzaklığı. Yani bu sefer yarı çapı bulabilmek için noktanın doğruya olan uzaklık formülünü kullanıyorum. R eşittir. Noktanın doğruya olan uzaklık formülünde aşağıda bölü kök içerisinde doğrunun x'inin katsayısının karesi artı y'sinin katsayısının karesi vardı. Peki yukarıda ne vardı? X'i x yerine yazıyorduk. 5 çarpı eksi 2. Sonra Y'sini Y ye yerine yazıyorduk. Eksi 12 çarpı eksi 1. Eksi 4 var. Buna mutlak koyuyorduk sadece. Bitti. Şimdi burası ne yaptı? Eksi 10. Buradan ne geldi? Artı 12. Eksi 4 daha var. Eksi 14 artı 12 eksi 2. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. Yukarısı 2 yaptı arkadaşlar. Yanlış bir şey yapmadım değil mi? Eksi 2 1. Tamam yazdık yerine. Eksi 10 yaptı. Şurası artı 1'miş arkadaşlar tamam. Şurası artı 1'miş orada hata yaptık. O zaman şurası da eksi yapıyor. Eksi 12 yapıyor. Heh, noktayı yanlış yazmışım. Eksi 12 ne yaptı burası? Eksi 12. Eksi 22. Eksi 26 yaptı. Mutlak değeri 26. Böyle aşağıda 5, 12, 13 üçgeninden 13 üç gelir. Yarı çapımız 2 birimdir. Bak normal noktanın analitiği sorusu aslında. Sadece şekli gözümüzde canlandırdık. Gel bakalım on. Gel bakalım on. Analitik düzlemde bu doğru ve bu doğrularına teğet olan ve merkezi y eşittir bir doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemi nedir? Şimdi arkadaşlar önce bu doğrulara bakıyorum. Bu doğruların birbirlerine paralel. Hiç koordinat düzleminde çizmiyorum o zaman. Bak böyle bir doğrum var. Böyle bir doğrum var. Benim çemberim bu ikisine de neymiş? Teğetmiş. Şöyle Şöyle bir tık daha büyüteyim sonra yerini değiştireceğim. Şöyle bir çembermiş arkadaşlar. İkisine teğet olan şöyle şöyle ikisine teğet olan bir çembermiş. O zaman arkadaşlar bu doğruların arasındaki şu uzaklık benim neyimi verecek? R burası R burası. İki doğru arasındaki uzaklık bana çapımı verecek. İki doğru arasındaki uzaklığı hesaplama hatırlıyorsun değil mi? Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulurken 2r eşittir diyorum şimdi. Çünkü 2r'yi iki verecek ikisi arasındaki uzaklık. Aşağıda x'in katsayısının karesi y'sinin katsayısının karesi. Zaten ikisinde de x'in ve y'nin katsayıları aynı. O zaman 1'in karesi artı 3'ün karesinin karekökü. Yukarıda ne yapıyorduk? C'ler farkının mutlak değerini alıyorduk. 14 eksi, eksi 6'nın mutlak değeri. Yukarısı ne yaptı? 20. Aşağıya baktım, 9 buradan. 1 buradan 10. Ne yaptı? Kök 10. Bu benim çapım. 2R eşittir. Şimdi eşleniyle çarpalım şurayı. Kök 10'la çarpınca, şöyle şurada yapayım kafanız karışmasın. 20 bölü kök 10'u neyle çarpıyorum? Eşleniyle kök 10'la. Yukarısı 20 kök 10 yaptı. Aşağısı 10 yaptı. Şunları sadeleştirdim. 2 kare kök 10. Kim 2 kare kök 10? 2 R'miz. 2 kök 10. O zaman 2'ler birbirlerini götürdü. R dediğimiz kare kök 10'a eşit oldu. Yarı çapın kare kök 10 olduğunu buldum. Şimdi bana neyi lazım? Merkezi. Şimdi kurnaz ol. Bir bilgi daha var. Y eşittir. 1 doğrusu üzerinde. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada tam şunlara paralel de bir doğru vardır. Yani bunların tam ortasındaki paralel doğru bu merkezden de ne yapıyordur? Geçiyordur. Hadi bu doğrunun denklemini yazalım şimdi. Bak bu doğrunun denklemi x artı 3y eksi 6 eşittir sıfırdı. Bu doğrunun denklemi x artı 3y artı 14 eşittir sıfır. Bunların tam ortasındakinin C'si şunların aritmetik ortalamasıdır. 14 eksi 6 bölü 2. 14'ün 6'sı gitti 8. 2'ye böldüm 4. O zaman bunun denklemi x artı 3y artı 4 eşittir 0'dır. Şimdi demiş ki benim merkezim y eşittir 1 doğrusunun üzerinde. Yani bu merkezin y'sinin bana 1 olduğunu söylemiş. O zaman bu denklemde y yerine 1 yazarak ikisi buluyorum şimdi. x artı 3 artı 4 eşittir 0. x eşittir eksi 7. O zaman merkezimiz eksi 7'ye 1. Hadi denklemini yazalım şimdi. x eksi eksi 7. Yani x artı 7'nin karesi artı y eksi 1'in karesi. Yarı çapım neydi? Kök 10'du. Karesini aldım. 10 yaptı. x artı 7'nin karesi artı y eksi 1'in karesi. E. Tamam mı? Çok güzel bir soruydu. Çok güzel bir soruydu. Şöyle üstünden bir daha geçeyim. Şöyle bir daha anlatayım. Oturmayanlar var sanki. Şimdi diyor ki bana. Paralel iki tane doğrum var diyor. Gördüm bunları. Aldım bu paralel doğruları şöyle çizdim. Diyor ki bu paralel doğrulara teğet olan bir çemberim var benim diyor. Çemberi de aldım. Şöyle çizdim. Şimdi ne dedim arkadaşlar o zaman ben? Bu paralel doğrular arasındaki uzaklık benim çapımdır dedim. Hemen 2R dedim çapıma. Paralel doğrular arasındaki uzaklığı buluyorum şimdi. C'ler farkı. 14 eksi eksi 6'nın mutlak değeri bölü karekök içerisinde kat sayıların karelerinin toplamları. 1'in karesi artı 3'ün karesinin karekökü. Neyse buradan işlemleri yaptığımda R dediğimin ne olduğunu buldum. Kök 10. Tamam. Şimdi bir de diyor ki merkezi y eşittir bir doğrusu üzerinde. Ya şimdi y eşittir bir doğrusu üzerinde olan bak y eşittir bir doğrusunun üzerinde ise merkezim y'si kaçtır birdir. Yani y'sinin bir olduğunu söylemiş. Şimdi ben tamam y'sinin bir olduğunu biliyorum. Yani şu noktanın merkezin y'sinin bir olduğunu biliyorum da x'ini bilmiyorum. x'ini nasıl bulacağım? Dedim ki benim tam merkezden geçen bunlara paralel olan bir doğru mu vardır? Nedir bu doğru arkadaşlar? Şimdi bir kere x artı 3y artı c eşittir 0 gibi bir doğrudur bu. Bak eğimleri aynı paralel olacaklar. İşte bu c bunların c'lerin aritmetik ortalamasıdır. Tam ortada çünkü. O zaman eksi 6 ile 14'ü topladım yarısını aldım. 8 bölü 2'den 4 oldum. Tamam mı? 8 bölü 2'den 4. O zaman Apsisimiz ne yaptım ya? 8 değil. Ne yaptık burada? 14 eksi 6 8 bölü 2'den 4 oldu. Tamam. Ya neyi 4 bulduk? C'yi. C'yi ne bulduk? 4. Şu C yerine ya silgi bir gel delirttin beni ha. C'nin ne olduğunu buldum şimdi 4. Şimdi C'miz 4 ise arkadaşlar biz bu noktanın koordinatlarından orada şeyi biliyorduk. Y'sinin 1 olduğunu biliyorduk. O zaman Y yerine 1 yazıp burayı da bulduk. Bitirdik işte. Hadi gel bakalım. Şimdi 11. soru. 11, 12, 13'ü de çözelim. Ondan sonra bu dersimizi bitirelim. Analitik düzlemde noktalarından geçen çemberin yarı çapı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar çemberin yarı çapını istiyor. Şimdi merkezi nerede bilmiyorum. Şimdi yarı çapını istiyorsa bu aslında şimdi ne sorusu bir? Ee, bir çember sorusu. Şimdi bu soru için sana iki tane şey hatırlatacağım. Gel buraya hemen hatırlayacaksın tamam mı? Hatırlamazsan küserim gel. Şimdi Öncelikle arkadaşlar bir çember alalım tamam mı? Çemberde çizilen kirişe merkezden çizilen doğru dik doğru ne yapıyordu? İki eşit parçaya bölüyordu. Birinci hatırlatacağım bu. İkinci hatırlatacağım. Gel. Şimdi arkadaşlar bunu müfredattan çıkardılar ama biz çember anlatırken bunu anlattık. Niye? Çünkü işimizi kolaylaştırıyor bazı sorularda. Çemberde kuvvet. Şimdi çemberin içerisine iki tane kiriş çizildiğinde şöyle. Buradaki parçaya A diyelim. Buradaki parçaya B. Buradaki parçaya C. Buradaki parçaya D diyelim. Benzerlikten geliyordu arkadaşlar. A çarpı B. C çarpı D'ye eşitti. Bak. A çarpı B. Daima C çarpı D'ye eşittir. Şimdi bu iki bilgiyi kullanan çat diye soruyu çözecek. Hadi gel şimdi bu iki bilgiyi kullanalım. Önce şuraya bir bakalım. Burası orijin. Burası kaç birim? 12 birim. Şuradan 0'dan 12'ye gitmiş. Burası kaç birim? 2. Orijinden B noktası kaç birim? 4. Şimdi o zaman şuradaki uzunluğa da A diyelim. Bize çemberin yarı çapını soruyor. Önce bir kuvvet uygulayalım bakın. 4 çarpı A. 4 çarpı A eşittir. 12 çarpı 2'dir dedim. 4 A eşittir 24 oldu. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman A 6. Tamam. Yani şuradaki uzunluğun 6 olduğunu buldum. Yani bu noktanın koordinatlarına C dersem. C noktası 0 A eksi 6. Tamam. Orası cepte. Şimdi ikinci hatırlatmamı yapıyorum. Şimdi benim merkezim şuralarda bir yerde değil mi? Şimdi şurada bir kiriş var. Bak şuranın tamamı kiriş. O zaman bu merkezden kirişe çizilendik. O kirişi ne yapacak? Eşit iki parçaya ayıracak. Şu kirişimin kompleman uzunluğu kaç birim? 12 orada. 2 orada. 14. 7 7 bölecek. O zaman bak benim şuradaki uzunluğum kaç birim? 7 birim. Eksi 12'den 7 birim buraya gelirsek nereye geliriz? Eksi 5'e geliriz. Yani şuranın hapsi eksi 5. Veya 7 de burası bakın. 7 de burası. 7 de burası. 2'den 7 birim sola geldiğinizde eksi 5'e gelir. Tamam orayı buldum. Tamam Şimdi yani benim burası ne oldu biliyor musunuz şimdi? Merkezin apsisi oldu. Şimdi aynısını öbür tarafa yapıyorum şimdi. Çat diye buradan buraya dike indiriyorum. Şimdi indirdim. Şimdi şurada bir kirişim var gördün mü? 4 birim burada var. 6 birim burada var. 10 birim. O zaman buradaki indirilen dik bu kirişi nasıl böldü? 5 ve 5 2 eşit parçaya ayırdı. Şimdi bak şuradaki uzunluğum 4'tü benim. O zaman buradan aşağıya ne kadar inmiş? 1 inmiş. O zaman 1 aşağı indiyse buranın koordinatı nedir? Eksi 1'dir. O zaman benim burası merkezim. Eksi 5'e eksi 1 noktası oldum. Ne istiyor benden? Yarıçapı. Artık kolay. Bak şuradan dik üçgen oluştur istersen. Olayını bitir. Burası kaç birimdi? 7 birim. Burası kaç birim? 1 birim. Bak Pisagor bağıntısıyla r'yi buluyorum. R'nin karesi eşittir 7'nin karesi artı 1'in karesi. R kare eşittir 50. R dediğimiz karekök 50, 5 karekök 2 eşit oldu. Veya merkezin istediğin noktaya uzaklığını bul. Hepsi nedir arkadaşlar? Yarıçaptır. Dik üçgenden olayı bitir. Tamam mı? Güzel bir soruydu. Sınavlık bir sorudur kendileri. Bıyıklı bir sorudur dikkat. Gel bakalım 12. Analitik düzlemde x eşittir eksi 1. x eşittir 5 doğrularına teğet olan çemberin merkezi doğrusu üzerindedir. Gel gel çocuk oyuncağısın sen benim için. Yeter ki koordinat düzlemini çiz. Aldım koordinat düzlemini. Diyor ki x eşittir eksi 1 doğrusu aldım burada. x eşittir 5 doğrusu aldım burada bunlara teğet olan bir çember varmış. Bana yarı çapı söylemiş aslında bak. Bunların arasındaki uzaklık kaç birim şimdi söyle bana. Bak eksi bir ile beş arasındaki uzaklık kaç birim? Söyle bana. Altı birim. O zaman yarı çapım üç. Hatta merkezin de nerede olduğunu biliyorum. Merkezde bunların tam ortasındadır arkadaşlar. Şöyle başka renkle çizim. Ne renkle çizim? Onu da kırmızıyla çizim. Şimdi bunlara teğetse bakın ikisine teğetse merkezim de tam 5 ile eksi 1'in ortasındaki. 5 ile eksi 1'in toplamının yarısı kaç? 2. X eşittir 2 doğrusu üzerindedir. Yani benim merkezimin apsisi 2'dir. Ordinatı bilmiyorum. Şimdi bir bilgi daha vermiş. Demiş ki merkezi bunun üzerinde demiş. E ben şimdi merkezinin apsisinin 2 olduğunu bilmiyor muyum? 2'yi çat diye yerine yazarım o zaman doğru denkleminde. 2 i̇ki artı 2y eksi 4 eşittir 0. Eksi 2 yaptı aldım karşıya. 2y eşittir 2. Y eşittir 1. Yani merkezimiz 2'ye 1'miş. Aha buradaymış merkezimiz. 2'ye 1. Bak merkez buradaymış. Bunlara da neymiş arkadaşlar? T etmiş. A böyle bir çember bak. Böyle bir çember ki merkezi tam bunların neresinde olmak zorunda? Ortasında. Öncelikle bunların tam ortasındaki doğruyu buldum. X eşittir 2. X eşittir 2 demek absisim 2 olacak demek. Bak bu doğrunun üzerinde hep X 2'dir çünkü. Sonra diyor ki bir de bu doğrunun da üzerinde merkezim diyor. O zaman X yerine 2'yi yazdım. Y'sini buldum. Merkezim bu. Şimdi denklemini istiyor benden. Merkezim 2'ye 1. Haydi yazdır o zaman bana. X eksi 2'nin karesi artı Y eksi 1'in karesi eşittir. R kare. E şimdi bunların arasındaki uzaklık zaten 6 birimdi. O zaman yarı çapım bunun yarısı 3 üç oldu. 3'ün karesi 9. X eksi 2'nin karesi. Y eksi 1'in karesi eşittir 9. Güzel soruydu. Haydi bakalım 13. sorumuz. Analitik düzlemde olan çemberin orijine en yakın noktası A e, ise A noktasının orijine olan uzaklığı nedir diyor. Kolay soru. Şimdi yine grafiğini bir çizelim. Merkezimiz neresi önce onu bulalım. Burayı sıfır yapan değerim ne? 5. Burayı sıfır yapan değerim ne? Eksi 12. Merkezim 5'e eksi 12. R kare 4 ise R'miz 2. Hadi bunu koordinat düzleminde bir çizelim. Merkezimiz 5'e eksi 12'ymiş. Şöyle alıyorum bak. 5'e eksi 12. Şöyle aldım. Tamam mı? Şimdi x'in ne olduğunu biliyorum merkezinin 5. Hemen 5'i şuradan aldım. Birazcık küçük alayım. Eksi 12 de buralarda bir yerde olsun. Burası benim neyim? Merkezi. Aldım, merkezim. Aldım merkezin bu. Yarı çapım kaç? 2 bak. 2 birim bu tarafa doğru gidiyorum şimdi bak. 2 birim bu tarafa gidiyorum. 2 birim aşağıya gidiyorum. 2 birim buraya gidiyorum. Şimdi nerelere geldi çemberim bak incele şöyle bir çember oldum. Şimdi arkadaşlar inceleyelim şimdi bak benim şuradaki uzunluğum komple kaç birimdi? 12 birim değil mi? 12'nin ikisi burada burası ne oldu? 10 birim oldu o zaman. Şimdi şuradaki uzunluğum komple kaç birim? 5. O zaman benim burada dikdörtgen var burası da 5. E, Yarıçapım 2. O zaman şuradaki uzunluğum kaç birim oldu? 3. Şimdi soru ne istiyor benden? Orijine en yakın nokta neresidir? Çiz hemen. Orijinle merkezini bir birleştir. Birleştirdin mi? Bak burada bir dik üçgen oluştu. Sarı üçgeni boya şimdi. Hop hop hop. Boyadın mı? Ne üçgeni burası bakın. Buradaki uzunluğum 5. Buradaki uzunluğum kaç? 12. 5, 12. O zaman orijine olan uzaklığı 13. Diyor ki bize. En yakın olduğu nokta burasıdır işte A. A noktasının orijine olan uzaklığı. Yarı çapım kaç? 2. Burası komple kaç? 13. 13'ün üç. ikisi gitti. 11 bir birim. Pırt işaret. Evet arkadaşlar ilk dersimizin sonuna geldik. Çemberle ilgili denklemi nedir, yarı çapı nedir, merkez nasıl bulunur bunları yaptık. Sonraki dersimizde yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kolay konu zor değil sadece analitik olarak bakacaksın. Haydi bakalım görüşmek üzere bay bay.